Anladın mı? Bunlar gizli yok. Morse konuşma bunlar. Böyle bir Morse bir adam böyle. Evladım benim maruzatım var. Ben bir yere gidemeyeceğim. Bir yalıda. Bir şey yoktu. Keramet istiyor değil mi? Al sana keramet oğlum. Karlı dağı aşıtım geldim. Ben yâre ulaştım geldim. Yâr yoluna koştum geldim. Zaten etrafımızda hep böyle müzisyenler, yani sanatçı insanlar, artistler. Şimdi bazıları mesela Münevver Ayaşlı. Sadece bize elimizden tutar, beni çok götürmüştür. Beylerbeyinde bunun yalısı vardı. Bu yazardır bu kadın. Orada gider büyük musiki toplantıları olur, muhabbetler olur. Alaaddin Yavaşça, Amin Anıl, Niyazi Sayın hala yaşıyor. Vakıflar Bankası'nın karşısında Rıfai Tekkesi var. Orada hala yaşıyor. Belki de 100 yaşına geldi. İzin alabilirseniz, ziyaret edebilirsiniz. Ondan sonra Aka Gündüz Kutbay Neyzen. Bak Aka Gündüz, Aka abi acayip bir adamdı. Bir gün Ramazan'da geldi, şeyhim dedi, orucu bozmadım dedi, bilmiyorum, karnım aç filan dedi. Aga gelmiş dedi, 10 tane yumurta kurun, yarım kilo pastırmanın üstüne dedi. Bak, 10 tane yumurta, yarım kilo pastırma abi. Hadi var mı öyle delikanlı şimdi? Pastırması olacak, yumurtası olacak. Kaç para yumurta, pastırmanın kilosu bilmiyorum, 500-700 vardır. Burası Özbekler tekkesi ama her şeyimiz vardı abi. Balık yumurtasına kadar. Siz yemediniz, belki hayatında yemediniz siz. Havyar. Yediniz mi? Yok. Rus havyarı bilmem ne filan. Bizim ihvan çok zengindi abi. O bir boncuk gibi olanı vardır, bir de pastırma gibi olanı vardır. Bizim 1960 senesinde Norç marka buzdolabımız vardı abi. Burada Özbeklerdi. Ha tahtadandı. Yani kapı kapı garç gurç açılıp kapından yarısı tahta yarısı ahşap metal bir şeydi yani. Norç markaydı bak unutmadım. Benim hayatım hep öyle geçti oğlum. Ben burada göbeğimi, benim göbeğimi bile... Ben sen ne diyorsun ya? Burada ben... Bu Selami Bartu. Doğan Ergin çok güzel bir neyzendi. Çok güzel bir insandı. Hepsi göçtü bunların ya. Ondan sonra Çin Üçen Tanrı... Tanrı korur. Çin Üçen Tanrı korur. Udi'ydi. Bu da güzel. Bu da rahmetli oldu. Süleyman Ergüner. Süleyman Ergüner, bu dede Süleyman. Oğlu Ulvi Ergüner var. Bu da subaydı. Babamın arkadaşıydı bu. Ulvi Ergüner. Ondan sonra Ulvi Ergüner. Bunu, Ulvi Ergüner'in Süheyla Hanım hanımı. Ondan, bunun üç tane oğlu vardı. Şimdi Kutsi, Hulki, Süleyman. Hulki de subaydı. Sonra ayrıldı bir şey oldu. Kutsi galiba Fransa'da. Süleyman şu anda neyzen ama Türkiye'nin en sevdiğim neyzenler. Çünkü dededen babadan ne geliyor? Süleyman Ergüner bak bunu unutmayın. Konserlerini yakalarsam gidiyorum zaten yani haberim olursa gidiyorum. Ha burada bir de Eşref Ede, Nafis Üncü'nün kabri burada işte. Yani Nafis Üncü'nün kabri demin şurada gösterdim. Giriş odasında kalıyordu zaten. Olmuş mu bekardı o? İskele Camisi'nin imamıydı bu. Nafis Ucu. Burada tekkede kalırdı bu adam. Eşref'e de onlar arkadaşıydı Turgut Çağlar. Bunlar Melami Meşref adamlardı. Yani Eşref amcanın zaten gözlerine falan bakılmazdı yani. Işık çıkardı gözünden ya yani, Eşref amcanın. Turgut Çağlar bankacıydı. O böyle şiirler falan söylerdi. Ha Nazmi Geylan, Kadiri, Eyüp'te. Nazmi Geylan. Nazmi Geylan Efendi ile bir hatıram var, kısacık anlatayım. Bir gün kendisinden bir dua almak için gittik. Yani bir zor bir işimiz vardı herhalde, gidelim dedim. Dua edelim. Tabii kafamızda cerrahi takkeleri var. Kapıdan içeri girdik, diz çöktük, önüne oturduk. Burada da onun bir kerevette var, üç tane kadın oturuyor filan. Biz oturduk, arkadan bir kadın, bir erkek geldi. Genç çocuk, yani 20-22 yaşlarında filan. Babacığım dedi, bize bir nikah kıyar mısınız dedi. Nazmi Baba'ya. Kadiri şeyidir. Ondan sonra gelin bakayım buraya dedi. 90 yaşlarında falandı. Önce resmi evrakı görelim efendi dedi.
Babacığım yarın evleneceğiz. Önce resmi evlakı görelim dedim sana, evladım dedi. Hadi çıkın dedi. Resmi evraksız, imam nikahı, başımız nerede girer? Ben bunu orada öğrendim. Asla böyle bir şeye tevessül etmeyin. Önce resmi evrak. Devlet seni evlendirecek abi. O evrakla gideceksin. Ondan sonra kış, ne yaparsan yap. Çocuk evleniyor, iki ay sonra diyor ki ben boşandım abi. Sakın ha bak, sakın. Önce resmi evrakı görelim efendim dedi. Ondan sonra böyle bir tecrübe sahibi olduk. Genç adamlarız o zaman. Ver bakayım dedi takkeni dedi. Cerrahi takkesi var bizim tabii. Oldu, okudum. Okuluna şunları dedi bana. Ben ne okuyayım abi şimdi, ben dedemden öğrendim. İhlas falan. Ders ayetel kürsü. Okudum abi. Tamam dedi kadınlara. Çıkın gidin buradan dedi. Yallah. İhlas felaklar okudum. Senin ne işin var dedi. Efendim böyle böyle şudur budur falan dedi. Ben dedi senin takkeni okudum dedi. Hadi sen de git buradan dedi. Yaşlı adam. 95 yaşında. 96 yaşında adam. Böyle bir hatıram vardı Nazım Baba'yla. Ondan sonra. Ümmü Sinan dergahına çok giderdik Eyüp'te zaten. O kardeş tekiydi orası. Talip Kargı Bey. Ondan sonra bir de Bahariye Medeviyanesi Şeyhi. Selman Tüzün. Bu enteresan bak. Müsefer Efendim derdi ki, bunun kafasında derdi 4000 tane hadis ezbere var derdi. Ama öyle bir enteresan bir insandı ki, bu mesela o gün yediği yemeklerin menüsü burada abi. Çorba içmiş, yumurta yemiş, yemek yemiş. Dökerdi üstüne böyle. Kravat böyle filan. Tekke yere gelirdi. Böyle bir şey. Bu Acama Şiran, Medevi Ayini falan bunun dedesi yapmıştı. Ya. Babası mı ne yapmış? Yapmış ya, akrabası yapmıştır Acama Şiran. Ra 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 ra. 10 sayfa bir aynı şerif neyse. Bak Nezih abi dediğim gibi burada Nezih abi burada birçok kanuniler, udiler, neyzenler, kudümzenler gelir burada. Ayin-i Şerif çalışması yaparlardı. Mesela Beyati mi geçecekler o sene Konya'da, Mevlana'da? Acama Şiran mı geçecekler? Beyati mi geçecekler? Yani hangi ayini geçeceklerse onun provalarını burada yaparlardı. Çalışırlardı yani. Hafız Ali Üsküdarlı. Bak Hafız Ali Üsküdarlı dedemin arkadaşıydı. Cevdet Soydan Ses gibi. Dedem artık sekeratta. Yani gidiyor, gittim gidiyor filan. Ali Bey amca filan derdik biz, Hafız Ali Üsküdar'la işte geldi dedim yatağın başına. Şeyhim dedi, her şey güzel olacak, iyi olacak dedi, merak etmeyin dedi. Bak size onun okuduğu, sekeratteyken okuduğu şey, bak 60 sene evvel mi ne, 1971 işte. Okuduğu ayet aklımda, okuyayım ben şimdi size. Sesi de böyle bir kalındı bunun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. İnsanın aklında kalıyor işte böyle yani. Bunu okumuştu. Elinde böyle. O ayeti okumuştu filan. Kani Karaca, yani devamlı onlarla burada işte ilahiler. Sadece Kani Karaca, ayin-i şeriflerde giriş duası vardır. Ya Hazreti Mevlan, Aral filan diye böyle giriş duaları, post duaları filan o duaları yapardı Kani Karaca. Kudüm çağlardı aynı zamanda, kudüm zendi. Ha, Zincir Musa demişim buraya ama demin taşını gördünüz. O İstiklal Savaşı'nda Afganistan'dan, Pakistan'dan paraları toplayıp buraya gelen, yani işte yardım ediyorlar ellerinde ne varsa yani. Küpe, altın, para ne varsa getiriyorlar. O zaman tabii buradan biraz bahsedeyim. Benim dedem avukat, okumuş. Okumuş adam Şeytan Efendi. O devir yani. 1915'lerin zamanında, 18'ler, 20'ler, o devrin şeyhlerinden okumuş avukat Şeyh Ethem Efendi, Ata Efendi,
Ayet Efendi, onun babası filan, dedesi. Ondan sonra onlar, işte zaten Kadir Mısıroğlu'nun Sarıklı Mücahitler kitabına bakarsanız, bu hatıratı orada görürsünüz. Caminin altında da o zaman namaz kılınıyormuş. Yani bizim tabutluk dediğimiz yerde. Mihrap var ya, mihrap, minber. Ondan sonra oralarda filan böyle bir şeyler yok. Fakat akşam namazında Anadolu'ya kaçacak olanlar Anadolu'ya ön safa geçerlermiş. Oralar hep İngiliz askerleriyle kuşatılmış abi. Para gidiyor, silah gidiyor, beyin gidiyor. Fakat bir türlü yakalayamıyorlar yani. Yani biraz sonra böyle gece karanlık olduğu zaman mihrap böyle açılıyormuş abi. Ön saftaki insanlar dışarı kaçıyorlarmış. Hemen dışarı bu bahçeye çıkıyorlar. Oradan onu alıyorlar dervişler. Bilen var, bilmeyen var. Hep tepe, orman buralar. Alıp getiriyorlar Çamlıca'ya. Buradan Çamlıca'ya kadar getiriyorlar. Oradan o dervişler geri geliyorlar. Çamlıca'dan başka bir grup alıyor onları, Sultanbeyli'ye. Oradan işte artık Ankara'ya gidiyorlar yani. Nerede toplantı mahalleleri neresi ise. Bütün beyin takımı, para, silah öyle kaçıyor. Yani tabii o zaman yani birçok insan öldürülüyor, birçok İngiliz öldürülüyor geceliğin. Kim öldürdü belli değil abi. Arıyorlar, tarıyorlar, yok. Gece karanlıkta hop geçiyorlar, silahını alıyor. Silah nerede? Silah öyle bulunuyor silah işte. Para nerede işte? Akıyor, geliyor dünyanın bir dört tarafından. Para geliyor. Yani getirenler var, getir. Oradan parası. Zaten Vahdettin, ben dedi, bu İstanbul'dan çıkamıyorum dedi, sen de Atatürk. Al bu parayı dedi. Ne yaparsan yap, ben dedi, İngilizler var, bir yere çıkamıyorum dedi. Ondan sonra, neyse bu İstiklal Savaşı bitti abi. Yani ondan sonra işte Atatürk dedeme demiş ki, yani demiş, çok büyük hizmetin oldu İstiklal şeyde. Bu tekke, onun için Atatürk'ün kapatmadığı iki tane tekke vardı. Birisi Ankara'da Taceddin dergâhı, birisi Özbekler tekkesi. Asla kapatılmamıştır bu tekke. Bak iki tane tekke. Yasak yani. Bunu tekkelere dokunmayacaksınız dedi. Bir tanesi var, bir de Ankara'da Taceddin tekkesi. Ondan sonra yani sana bir şey ver. Bir geldiğince milletvekili yapmış. Efendim bizi mazur görün dedi. Biz dedi vazifemizi yaptık. Şimdi tekrar postumuza ve tesbihimize ve namazımıza dönmek istiyor. Olmaz dedi. Bir şey istemedi. O zaman dedi, bir Özbekistan'a gidip geleyim bari, ne yapayım dedi. Gitti geldi tabii, atla eşekten mi gidiyor dedim. Yani şey bilmiyorum, Pegasus'a bilmiyor, Türk Hava Yolları'na bilmiyor abi o zaman. Nasıl gidiyorsa gidiyor işte, atla mı gidiyor, deveyle mi gidiyor. Yani adamcağız ondan sonra o Özbekistan'dan geldi, rahatsızlandı, rahmetli oldu. Ya böyle bir hal var yani, bizim tekkemiz hep eşraftır, bak bu isimlere dikkat edin. Ha, Ahmet Ertegün, size kabirlerini gösterdim. Onun babası Münir Ertegün. Bizim ilk Amerikan Büyükelçimiz vardı. Amerikan Büyükelçimiz rahmetli olunca o Mısır zırhlısıyla geldi. Bakırlara sardım falan böyle. Bir ay yolculuk tabii abi. Deniz yolculuğu. Zaten Ahmet Ertegün bu hale getirmiştir tekki. Yani yaptıran Ahmet Ertegün'dür. Kozmos Kulübü'nün sahibidir Amerika'da. İşte arada Franklin'ler, Led Zeppelin'ler, efendim, Rolling Stones'lar filan. Arada Franklin, o zenci şarkıcıları. Birçok böyle şarkıcıların plaklarını yapan Atlantic Records'un sahibidir yani. O zaman Amerikalılar zencileri şey yapmazdı. İstemezlerdi, meşhur etmek istemezlerdi. Benim dedem, gelin lan, söyleyin lan şarkı derdi. Tüm zincirleri meşhur eden dedemdir, Atlantic Plak Rekord. Rahmetli olduğu zaman buraya bütün Türk şarkıcılar filan, Tarkan Markan gelmişti hep buraya. Çünkü Hüseyin Efendi Hazretleri, Eyüp'te yaptı, dedemin şeyhiydi zaten o. Halidiye kolundan küçük Hüseyin Efendi Hazretleri. Bizim kardeş dergahlardan İsmail Rumi Hazretleri, Tophane'de, Kadiri Tekkes. İki tane kolu var, birisi Bursa'daki Eşrefzade Rumi. Kadiri'nin iki büyük kolu bu yani. Bursa'daki Eşrefiye kolu, İstanbul'daki İsmail-i Rumiye kolu yani, Rumiye kolu. Kadirhane'nin iki büyük tekkesi. Orada şey, Misbah Ertmenkul, bunlar
kandan gelen insanlar yani. Orası kardeşlik kimizdi. Çok buraya hep gelir giderdi. Şey, Bismay Efendi. Yani Mevlütler, Kandiller, şunlar bunlar. Rufai Şeyh, Raik Baba. Rufai Şeyh. Bu şeyde bunun tekkesi. Cerrahpaşa Camii'nde çok namaz kılmışızdır. Tekkesi de Cerrahpaşa'dadır. Hala oğlu götürüyor bak. Şeyden bahsedeyim size biraz. Burada ne var? İşte Özbekler tekkesi var. Yanında Sokulluların köşkü var, o meşhur Sokullular. Vezir, Vezir Azam, Sokulluların sülalesinden oturdu. Sokullular var. Aşağıda bizim Ayanoğlu köşkümüz var. Bir aşağıda mezarlıkta gösterdim size. Selimzadeler var. Bir de Nuri Demir Han'ın köşkü var işte filan. 5-6 tane köşk bu gördüğün Koca Sultantepe. 5-6 tane köşk. Şu bizim bahçemiz 35-40 dönüm bir yerdir. Burada hala bak bu şu Zakkum Ağacı. Burada abi o kadar güzel dut ağaçları vardı ki. Kırmızı dut, beyaz dut, mor dut, Trabzon hurması, kayısı, zerdali, badem, efendime şu incir, beyaz incir, siyah incir, yazılı incir. Bizim çocukluğumuz müthiş güzel geçti abi. Burada bu kadar 35 dönüm bahçe var. Şimdi çocukların bir metrekare balkonu yok abi. Benim 35 dönüm bahçenim var, yetmiyor. Nuri Demir Han'ın korusundan giderdik, kızılcık toplardık. Kızılcık, kırmızı kızılcıklar vardı. Onları toplardık, kuzu kulağı toplardık, ebe gömeci toplardık. Doktor Lefter vardı abi. O zaman böyle anneannem hasta oldu, doktoru çağırdık filan. İşte onların bir çantası var böyle. Aldı çantayı, geldi. Kudret Hanım dedi, nedir rahatsızlığınız dedi. Vallahi dedi, buram çok ağrıyor. Bir baktı filan, şöyle bir yokladı. Anneciğim dedi, sen kolit olmuşsun dedi. Doktor, kolit mi var? Bir dokundu, bir baktı, sen dedi kolitsin dedi. Bağırsak rahatsızlığının bir cinsi kolit. Ne yapacağım peki dedi anneannem. İki tane kayısı yiyeceksin, bir şeyin kalmayacak dedi. O kayısı var ya. İki kayısı ye dedi, bir şeyin, bak hap map yok abi. Kayısı, iki tane kayısı yiyecek. Ben bunlara şahit oldum yani. Cahit abi, camcı camcı, zengin bir ihvandı bu. Cahit Gözkan. Bak bu ismi unutmayın. Cahit Gözkan, Karacaahmet mezarlığında. Büyük regal arabası vardı bunun, Amerikan arabası. Çok güzel ut ve rebap çalardı bu yani. Rebap da çalardı Hazreti Mevlana'nın. Üç telli. Yani böyle Hindistan cevizi kabuğudur o. Değişik bir sazdır. Ondan sonra burada böyle çalarlar oturur toplanır burada selamlıkta falan filan. Çalarlardı. Deden dedi ki hadi bakalım bir ut taksimini yap da dinleyelim falan dedi. Yani ut taksimi yapıldı falan filan. Ondan sonra ihvan tabii bu hep müzisyen ihvan. İsimlerini saydım mı yani bunu? Bunlar hepsi müzisyen insanlar. Yani Neyzenler, Kanuniler, yaylı tambur, mızraplı tambur hepsi var abi. Şeyi çaldılar. Karlı dağı aşıtım geldim, ben yâre ulaştım geldim, yâr yoluna koştum geldim, ben yâre ulaştım geldim. Şimdi mukallit bir adamdı, komik bir adamdı Cahit amca. Utu bıraktı şimdi böyle yapıyor. Bak hiç unutmuyorum ha. Ama orkestra çalıyor ha. Orkestra çalıyor. O da ağzından çalıyor. Aynı böyle mızrap sallar gibi. Çok komik bir adamdı ya. Allah rahmet eylesin ya. Bu aklında kalmış ya. Öyle onlar yani. Gördüğüm için yani. Sonra şey var. Cevdet amca. Cevdet amca şeyi okurdu. O Hafız-ı Kur'an'dı. Ona dedem hep yani Kur'an-ı Kerim okutur, şuur okutur. Ondan sonra böyle güzel şeyler falan okuturdu. Bu Söğüt Çeşme Camii vardır Kadıköy'de. Söğüt Çeşme Camii'nin imamıydı. Bir gün bir haber geldi bize. Dediler ki ya Cahit Baba bir yer, şey Cevdet Hoca kaybolmuş. Nerede olduğu belli değil. Gidin bulun. Allah rahmet eylesin. Ben Turan diye bir arkadaşım vardı. Turan. Ondan sonra Profesör Saadettin Öktan onun yeğeni.
polis karakollara gidiyoruz, oraya git, buraya git, hastanelere sor. Böyle bir işin var mı, böyle bir işin var mı? Gittik şeyde bulduk abi, Sultanbeyli'de bir hastanede Cevdet amcayı bulduk. 8 kişilik bir oda var, Cevdet amca yatıyor, bastonu başında böyle. Cevdet amca biz geldik, hadi gidiyoruz. Evladım benim maruzatım var, ben bir yere gidemeyeceğim dedi. Bak Cevdet amca. Ondan sonra Saadettin Baba, Saadettin Ekber, bu da cerrahi demişti. Ondan sonra babacım dedi, hadi gidiyoruz filan. Huzur evi bulduk dedi. Sen dedi hiç karışmayacaksın dedi. Orada dedi, Söğütçeşme Camii'nin derneği parasını verecek dedi. Bak bunları hep yaşadım ben, gördüm. Vallahi evladım dedi, benim oraya verecek param yok dedi. Ben veremem dedi. Kimseden de para isteyemem dedi. Bak. Dernek başkanı yanımızda diyor ki, efendim diyor, siz vermeyeceksiniz. Parayı biz vereceğiz huzur evine. Ben kabul edemem evladım dedi. Benim dedi, bakın şurada dedik yanında, say bakayım ne kadar param var. 2500 lira mı net parası vardı o zaman, yani öyle ya 2500 lira mı neydi? Yani benim bu kadar param var yavrum dedi. 5000 lira istedi huzur evi. Mesela 2500 lirası var. Ya babacığım sen bunun parası, o sende kalsın, biz dernek verecek senin paranı, sen burada rahat rahat yat. Sen burada yanımızda ol, Bahariye yakın söyledi Çeşme Camisi. Geleceğiz, gideceğiz filan. Ne oldu biliyor musun abi? Cevdet amca 2500 liralık yaşadı abi. 15 gün yaşadı. Huzur evine yatırdık, 15 gün yaşadı abi. Ondan sonra rahmetli oldu, cerrahiler kaldırdı bunu derdi. Biz böyle adamları tanıdım ben abi. Dedemle alakalı bir iki şey anlatayım size ya. Ben burada yapmıştım. Şimdi dedem enteresan bir insandı. O zaman böyle zıt zıt telefonlar vardı. Onlarla mesela ihvana telefon edecek dedi. Ekrem abi vardı. Ekrem abi buranın hizmetkarıydı. Şurada alt katta otururdu. Yani at arabasıyla hizmet eder falan filan. Dedem ne derdi biliyor musun? Cevdet, Ekrem'in beygiri öldü, pilav yapacağız, gel derdi. Böyle çağırdı. İşte Cevdet, Ahmet, Mehmet, hadi Ekrem'in beygiri öldü, gelin pilav yapacağız. Şimdi bu neden biliyor musun abi? Mesela dedem bir yemeği sevdiği zaman, eline sağlık, çok güzel olmuş, lezzetli olmuş demezdi. Evin kırılsın lan derdi. Bak şimdi bunları size anlatacağım ha. Dedeme bir yardım edersin, bir şey olur, hoşuna gider. Burayı boyarsın filan değil mi? Hoşuna giden bir şey verecek sana. Ya para verirse para verirdi. Bir kere o hafızların hep cebine yol parasını verin derdi yani o hafızların. Yol parasını cebine koyun derdi. Yani şey derdi, Allah tavuklarını bağışlasın derdi. Yani sen güzel bir iş yaptın yani teşekkür ederim yerine Allah tavuklarını bağışlasın derdi. Neden derdi, bak onu anlatayım şimdi. İnsanlar göründüğü gibi değildir abi. Hasettir, fesattır, nazarcıdır, şudur budur. Burada beşimiz varız ya, böyle oturuyoruz ya, kimisinin çocuğu olmuyordur. Allah çocuklarını bağışlasın derse, onun hoşuna gider, o kıskanır. Onun çocuğu olmuyor. O çaktırmadan Allah tavuklarını bağışlasın derdi. Anladın mı? Bunlar gizli, mors konuşma bunlar ya. Bunlar mors konu, Allah bilir. Elin kırılsın derken, yani bir işe mesela şimdi bu çocuk resim çekiyor, fotoğraf makinesi. Ben şimdi o fotoğraf makinesini elim alsam böyle kalırım. Ama o kullanmayı öğrene öyle eli kırılıyor onun. Yani eli yakışıyor mu diye. Eli kırılır da, elin kırılmış derler yani. O bir deyimdir o. Yani artık eli yakışıyor, makineyi kullanmayı öğrenmiş. Eline sağlık filan demezdi abi. Şimdi bu adam kıskanabilir abi. Elin kırılsın derdi bak. Şak reset perdeyi koyuyor. Kıskançlık olmasın. Bu özel mors konuşmalar bunlar. Yani bir tane ihvanın birisi bir koyun aldı keseceğiz dese. Öteki taraftan abi bunlara koyunlar kuzular geliyor da geliyor. Ne yapardı? Ekrem'in beygiri ölmüş derdi. Bak uyanıklığı görüyor musun? Böyle bir mors bir anlamdı dedi. Bir gün burada eskiden
şeyler var. Gazhaneden çıkan kömürler vardı. Bizim şeylere benzemez onlar. Gazhane vardı. Bazı taş kömürlerin gazını alırlar. Doğalgaz gibi verirlerdi. Onların doğalgaz gibi verirlerdi. Zenginlerin evinde ocaklar yanar, ısıtma cihazları falan olurdu. Gazhane Kadıköy'de vardır, ismi hala var. O kömürün gazı alınır. O gözü gazı alınmış kömürü de durumu daha iyi olanlara satarlardı. Ama o 800 santigrat falan bir ısı verdiğin için o kömürün yakacağın sobaların içinde ateş tuğlaları olması lazım. Yani yoksa normal sobayı attığın zaman eritir sobayı. Böyle ateş tuğlaları dizili olacak. Onlar da Fransız malım falan öyle bir şeydi yani. Onun içinde yakacaksın o kömürü. Sobalar, dev sobalar. Etrafı çini, mini böyle tuhaf sobalar. İlkokuldayım bir gün abi, bir açtım sobanın kapağını, selam, dedemin odasındayız. Abi bir renk, o kömür de yanmaya başlayınca böyle mavi, kırmızı, yeşil, sarı, yani böyle bir acayip bir alevler çıkıyor. Çocukluk işte anasını satayım, dörde mi gidiyordum, neydim yani, ilkokul beşe gitmiyordum. 8-9 yaşlarında bir çocuk. Ulan dedim, bunu su atsam ne olur acaba dedim. Bak şimdi, aldım suyu abi böyle, bunu aldım abi. Suyu aldım, kapağı açtım, böyle bir yaptım, böyle bir buhar geldi abi böyle. Abi ben böyle elim böyle, bu deri var ya deri, deri böyle patlamadı, içi su doldu böyle. Böyle bir şey oldu, böyle şişti buram, yani haşlandı. 800 santigrat buharı yiyince böyle, ben hemen dede diye başladım bağırmaya. Yani elim tuhaf böyle balon olmuş burada filan. Ne oldu lan pezemek dedi. Ya dedim elim yandı dedim. Bak ne yaptı biliyor musun? Dön lan başını geriye dedi. Anladın? Bir yaladı abi. Bir şey yoktu abi. Keramet istiyordu ya. Al sana keramet oğlum. Böyle bu kadar balon gibi olan bir şey. İner yerine oturur mu? Şöyle ıyaladı, bitti abi. Bak bu oldu, bunu yaşadım. Vallahi billahi yaşadım. Bir de şey var, Şeyh Yusuf Efendi var, Bektaşi Şeyhi. Tamam mı? Yusuf Fahir Baba. Karacamet'te yatıyor. Gözümde arpacık çıkıyor. Bir altında çıkıyor, bir üstünde çıkıyor, bir içinde çıkıyor, bir bunda çıkıyor. Ben böyle güzel gözlerimi kapatıyorum acıdan, kaşıntıdan. Gözlerimi kapatıyorum ben, böyle yürüyorum, bir daha açamıyorum gözlerimi filan. Ne dedi biliyor musun dedem? Ulan dedi, mum dibine ışık vermez pezemek, seni dedi şeye getireyim, Şeyh Yusuf'a getireyim dedi, okusun dedi. Kendisi keramet sahibi ama yetkisi yok demek ki abi. Öyle bir yetkisi yok. Yalama yetkisi vardı. Nakşilerin yalama yetkisi vardı, tükürük yetkisi vardı. Nereden gelir? Peygamber Efendimiz'den. Mekke'den Medine'ye göç ederken Ebubekir Efendimiz Resulullah yatıyor böyle kucağında. Ayağından deliği çıkadı yılan çıkınca. Yani Resulullah'a zarar vermesin diye yılan ısırdı. Isırınca Ebubekir Efendimizin gözünden yaş düşünce Efendimizin yüzüne damlayınca yaş uyandı. Ne oldu dedi. Efendi dedi yok bir şey dedi filan. Bir dediği şey, yani bir hayvanat geldi, parmağımı tıkadı, ısırdı filan dedi. Efendimiz ne yaptı? Tak bir tükürük. Onun için şeye, nakşilere ayağa delik derler. Parmağa delik derler. Yani anladın mı? Bunlar yaşanmış olaylardır. Seni götürelim Şeyh Yusuf'a dedi. Mum dibine ışık vermez. Tamam gidelim. O zaman tramvay var ha. Buradan biliyorsun tramvaya. Fenerbahçe Stadı var ya, şeyler, Fenerbahçe, Kızıl Toprak. Onun tam karşısındaydı Şeyh Yusuf Efendi'nin tekkesi. Oraya gittik abi. Şeyh Yusuf Efendi karşıladı bizi. Oo şeyim hoş geldin filan. Ya dedi şu pezevenge bir bak bakayım ne olmuş gözlerine dedi. O hemen şöyle yaptı, anlaşıldı dedi. Oturun şeyim siz dedi. İşte söyledi kahve, çay, şu filan. Hanımına kör oldu dedi bak. Ben hiç unutmuyorum. Kör oldu dedi. Git dedi oradan dedi şeyden kümesten dedi. 40 tane buğdayı say.
bir mendilin içine koy, getir bana dedi. Kadıncağız gitti, saydı, getirdi kümesten. Yani tavukların kümesinden. Bak böyle yaptı, bak. Okudu, yaptı. Yaptı gözüme, bir fiske attı. Kırklama odur bak işte. Okudu, bir fiske attı o arpacının olduğu yere. 40 tane buğdayı öyle okudu. Böyle buradan buraya 40 defa. Okudu, okudu, fiske attı. Şeyhim dedi, o zaman Kurbalı Dere vardı orada. Boklu Dere derdik biz. Bunu giderken oraya atıverin dedi. Ben tabii o okuyor, okuyor, tramvay falan ben unuttum abi. Her şeyi unuttum. Tekkiye geldik. Buraya geldik abi. Ulan bir aynaya bakayım gözüm nasıl oldu. Bu aynaya bakıyorum abi. Allah Allah. Ne izi var, ne kaşıntısı var, ne acısı var, ne yeri var. Şeyh Yusuf'un öyle bir şeyini yaşadım. Yani çok enteresan adamdı. Mesela ona gelirler derlerdi ki, yani o toplantı oluyor ya, 14'ünde, 22'sinde falan, o da gelirdi falan. Ya babacığım dişim ağrıyor. Neresi ağrıyor lan? Ben? Koy bakayım benim orada. Burası ağrıyor. Buradan bir iğne çıkartırdı yakasından. Buraya saplar. Ahşap o zaman. Tekke mantar. Bunun gibi değil böyle. Mantar buraya saplardı abi. Tak çek. Çek bakayım benim. Ağrıyor mu lan derdi. Yok. Geçmiş olsun. Ya işte eskiden böyle insanlarla yaşadığımız için bu kardeşim Musa kardeşim de bize keramet göster. Biz gösteremeyiz keramet de. Ama çok keramet gördük abi. Vallahi gördük, billahi gördük, tallahi gördük abi. Bu tip şeyler tekkelerde yaşanıyor. Halen yaşanıyor. Halen yaşanıyor. Bak, bunu da söyleyeyim ondan sonra paylaşacağım. Bir gün oturuyorum Muzaffer Efendi'nin sahaflar dükkanında. Benim iş yerim şeyde, Aksaray'da. Geliyorum saat 10.30-11'de oturuyorum bir saat 12'ye kadar, ondan sonra işimin başına gidiyorum. Ortak çalışıyoruz zaten. Ahmet abi geldi. Ahmet Özhan. O da biat etmek istiyor Muzaffer Efendi'ne filan. Muzaffer Efendi dedi ki, oğlum dedi, bir koltuğa iki karpuz sığmaz dedi. Ya o hanımı bırakacaksın ya tekkeyi bırakacaksın dedi. Hale Soyu Gazi diye onu çok güzel bir kadınla konuşuyordu ha. Güzel bir kadın. Adam kadını bıraktı, tekkeye derviş oldu. Aradan yıllar geçti, şimdi Kırmızı Posta oturdu. Bizim büyük şeyhimiz oldu o yani. Asi tane o, bütün cerrahilik oradan idare edildi. Çok güzel bir insandır Ahmet abi. Muzaffer Efendi'nin hatırasıdır bana, çok severim. Biz vakit buldukça giderim filan. Böyle bir şeyler. Sonra size biatımı anlatırım. Şeyde Muzaffer Efendi'ye biatımı. Estağfurullah, estağfurullah. Çok memnun oldum. Yani bizim de biz de hatıralarımızı böylece bir hatırlamış olduk. Güzel vakit geçti. Elhamdülillah. Şimdi duamızı yapacağız abi. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve Nuhi ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebine vel mursalin. Salavatullahu selamu aleyhim ve ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allahu ve'r-Razzaku zul kuvvetil metin. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahi hayrun hafizan ve huvel erhamur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma'asmihi şey'in fil arda ve la fissemâ ve huve semîd alîm. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Kavî, Ya Metin ve huvel azizül hakim. İnneke alâ kulli şey'in kadirsin. Ya Rabbi sen muhakkak ki her şeye kadirsin, her şeyi bilensin, her şeyi işitensin. Ya Rabbi şu anda bizim yapmış olduğumuz, bu hatırattan isimlerini bahsetmiş olduğumuz büyüklerin hatırı hürmetine, yüzü hürmetine bir yanlışlık yaptıysak sen bizi affet, sen bizim. Ya Rabbi acizane, fakirane, dervişane konuşuyoruz Ya Rabbi.
Sana sığınıyoruz. İsimlerini andırdın, isimlerini zikrettirdin. Affet ya Rabbi. Lillahi Fatiha. Allahümme salli aleyhi ve sellem.